Arkadaşlar günaydın. Bitcoin'de bir alım fırsatı gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden uyarmak istedim sizi. Şimdi arkadaşlar ben bu grafiği zaten TradingView'de attım. Anlamayanlar için izah edeyim. Şu gördüğünüz mum aşağıya doğru gelip buradan alıcısını alıp yani retestini yapıp tekrar şu yeşil mumun üstüne çıktığında normalde long basılır arkadaşlar. Diyelim ki long pozisyonu açtınız. Stopunuz hemen bu bölgenin altında şuralarda 42.880'lerde olabilir arkadaşlar. Siz alıma girdikten sonra çok sert bir yükseliş gelirse arkadaşlar pozisyonu 51.300'e kadar tutabilirsiniz. Yok gelmedi. Ufak ufak mumlarla gitmeye başlıyorsa arkadaşlar şu sarı bölgede satın. Büyük ihtimalle buradan satış yiyecektir. Başka ne olabilir arkadaşlar? Şimdi şöyle şu mumu kesinlikle retest yapıp geri çıkmadan alıma girmeyin arkadaşlar. Yoksa ters angle koyup aşağıya doğru gidebilir arkadaşlar. Yani her türlü gidebilir. O ayrı mevzu. Yani o stopu zaten o yüzden koyuyoruz arkadaşlar. Sakın ha stopsuz iş yapmayın. Buranın bu bölgenin altına çıkarsa arkadaşlar düşüş gelir büyük ihtimalle. O yüzden stop olup çıkmak, zarar etmek en iyisidir. Sakın ha stopsuz iş yapmayın arkadaşlar. Bu mum böyle kapattı. Sonraki geldi. Kırmızı oldu. Buraya retest yaptı. Üstüne çıktı. Bu olmaz arkadaşlar. Bu mumda olacak o iş. Diyelim ki buradan hiç retest etmeden çok sert bir yükseliş geldi. Kesinlikle peşine takılmayın arkadaşlar. O büyük ihtimalle çok sert de bir satış yiyecektir. Burayı retest etmeden bir yükseliş gelirse ve tekrar buraya düşerse burada bu sefer yine bir mum formasyonu beklememiz gerekecek arkadaşlar. Yine bir işaret beklememiz gerekecek. En azından bir engulf gibi bir işaret beklememiz gerekecek arkadaşlar. O yüzden senaryo net. Bu mum alta inecek. Buraya yine atacak. Sonra tekrar geri çıktığında şu yeşil mumun üstüne 44.800'ü gördüğünde alıma gireceksiniz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Buradan yükselişine başlarsa yükselişin nasıl olduğuna bakacaksınız. Parça parçaysa ufak ufak mumlarla çıkıyorsa iğneler önemli değil arkadaşlar. Gövdeye bakacaksınız. Şu sarı bölgede satarsınız arkadaşlar. Büyük ihtimal oradan satış yiyecektir. Şurada bir doji olabilir. Önemli değil. Şundan sonra gelecek mum çok sert ve yüksek bir mum olursa pozisyonu tutuyorsunuz arkadaşlar. Dün söyledik zaten. Buralarda stoplar var. O stoplar patladı da fiyat sert hareket edebilir. Dediğim gibi kesinlikle retest yapmadan alıma girmiyorsunuz arkadaşlar. Peşine takılmıyorsunuz. FOMO'ya kapılmıyorsunuz. Önemli değil. Yükselebilir de gidebilir de. Sistem o değil. Biz peşine takılmıyoruz onun arkadaşlar. Sanırım anladınız durumu. Dileyen yani spot'tan alanlar 42 bin doların altına da koyabilirler stopunu arkadaşlar. Ben risk alacağım derse stopunu oraya da koyabilir. Şimdi arz talep ve destek dirençleri tekrar düzenledim arkadaşlar. Çalışmayacağını düşündüklerimi kaldırdım. Ufak düzenlemeler yaptım arkadaşlar. Bunlara tekrar benim yayınladığım TradingView grafiğinden bakarsınız. Acele etmeyin. Acele yok arkadaşlar. Şu mumu takip edin. Tam olarak dediğimi yaparsa aşağı gelip şu sarı bölgeye iğne atıp tekrar bu yeşil mumun üstüne çıkarsa o zaman alıma girilir arkadaşlar. O zaman ben de alıma gireceğim. Ama yok farklı bir şey görürseniz girmeyin arkadaşlar. Tam olarak senaryoya uyması gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir durum olursa yine görüşürüz.